Bu programda izleyeceğiniz her şey hayal gücünden ilham alınarak kurgulanmıştır. Tiplemelerin gerçek kişilerle hiçbir alakası yoktur. Alıcılarınızın gururlarıyla oynamayın. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Teşekkür ederim, aç çabuk oku. Kıvanç Tatlıtuğ telefonunu değiştirmiş. Sayın Kıvanç Tatlıtuğ, Ukrayna'ya gideceğim, Rusya'da dizi çekeceğim dedim, bir şey demedim. Abi gideyim mi dedin, git dedim. Gideyim mi dedin, git dedim. Ondan sonra bir kere aradım, yani alamadım, çaldırıp kapattım, geri dönmedin. En son aradığımda the person here called to cannot is the moment. Please try again the cover number no. This time for dial dedi. Demeyse ki araştırdım. Özel ajanlarıma bu aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Sen ben oraya gittiğinde numaranı niye değiştiriyorsun diye sordum. Rus hattını buldum da abicim ben şimdi konuşamayacağım kapatıyorum dedin. Ardından ben aradım da bizdeki aradığınız numaraya şu an ulaşamıyor. Aradığınız telefon ya kapalı ya da kapsam alanın dışındadır. Orada Ruslar Dubrujnik ne zıvıştı ya sıvıştı. Vızdış da telefonu hiç kattı fıstık da. Ben bunu duyunca çıldırdım. Özel uçağımı atlayıp da Rusya'ya gelip Kıvanç al şu kontörlü attı. Ama Türk'ün hattından vazgeçme. Bırak Putin'in aklını dedim de. Senin gözünden yaş aktı mı? Akmadım ya. Sevgili Tansiyonum, sakin sakin. Adamı konuşturtuyorsun ya Kıvanç. Geç hadi geç hadi sen de. Ben sınır 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 sınır. Hadi hadi. Sevgili Tansiyonum, muhteşem yüzyılın ekibi Şehzade Mustafa ile veda yemeği yemişler. Ben de bunu anlamıyorum kardeşim. Şehzade Mustafa Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Gidiyorlar affedersin lüks restoranda. Şehzade Mustafa'ya veda yemeği. Kardeşim gidip helva kavursanıza. Oturup helva kıp mevlut okusanıza. Arkasından ağıtlar yaksanıza. Gidip yemek mi yenir ya? Buna kesemi dayanır ayrıca. Hadi şimdi Mehmet gitti. Yarın Berrak gidecek. Öteki gün Tarrakman. Herkes sırayla gidecek. Hepsine bir yemek verdim ben. Affedersin muhteşem yüzül ekibi. 2-2,5 ay sonra 9000 gün olur ya. Ayş. Halit Ergen sana güveniyorum. Sana ben özelden bir mesaj attım. Sen de o mesajı okudum abi dedin. Gülücük koydun. Ben de sana kahve soru işareti dedim. Sen de dedin ki çok yoğunum. Sonra ben de DVD gülücük soru işareti. Ben de sana kiki yazdım. Sen de bana pu 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 yazdın. Ben de sana çubi 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 yazdım. Sen de yaptın. Ya, o zaman bu konuşmadan sonra sen bu yemek faslını bir bitir bakalım. Sayın Halit Ergenç, geç hadi geç hadi arabalar, geç geç arabalar, geç geç arabalar. Çağla Şikel sıfır bedene düştü. Ya kardeşim ben Çağla ile konuştum. Çağla sıfır bedene düşmedi ki. Ben güzel doktor raporunu gördüm. Çağla şu an 1,5 beden. Sıfır bedene kim diyor düştü diye. Daha 1,5 beden ya, 1,5'u var daha ya. 1,5 beden kıza siz sıfır beden demeyin ya. Bebek kıyafeti yok mu? İşte özel cenin kıyafetleri incelik çizgi biçiminde. İki tane ipliği böyle koyuyor kıyafet oluyor. Buradan böyle sarıyorsun kıyafet oluyor. İpi buradan sarıyor kazak oluyor. Azıcık bir deri ip yok mu bileğimize bağladık. Onu alıyor beline sarıyor kemer oluyor. İşte böyle bir durum 1,5 beden. Kızın arkasını asıp kesme hadi geç ana oku. Sen benim bir canımı mı sıkmaya çalışıyorsun? Hadi bakalım. Sevgili Tansiyonum, Tuğçe Kazaz yine Müslüman oldu. Artık bu sefer oldu, artık bu sefer tamam. Tamam, bu sefer artık Allah'ın izniyle inşallah bu sefer ol. Korkuyorum yarın bir gün bir çekik gözlüğüyle tanışacak. Budist giyecek portakal rengi kıyafetleri yerden yükselecek. İnşallah başımıza gelmez. Tuğçe'cim seni de buradan kokulu öpüyorum. Hadi geç, hadi geç. Sevgili izleyiciler, bugünkü süremiz bu kadar. Sizle bir dahaki görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizle bir dahaki görüşmek üzere. Bakın, sizle bir dahaki görüşmek üzere. Türk Dil Bilgisi Kurumu'nun tüm kuruluş maksadını, niceliğini ve varoluş sebebini ortadan kaldıran sunucu yakında Russell Crowe'un filminde. Neyse, hadi bakalım önümüzdeki program görüşürüz. Sağ ol, sağ ol.
Hoşçakalın. La bir kere sus la. Bir kere ben kapatayım ya. Ne antipatik ya. Hoşçakalın. Evet İmdat abla, yetiş programına hepiniz hoş geldiniz. Ben İmdat. Bundan sonra kimin karısı kocaya kaçarsa, kimin kocası başka karıya kaçarsa onları bulup da ortaya çıkarmak boynumun borcu. Sadece bunlar da değil, her türlü olayı itinayla çözerim. Ekrandaki benzerlerime benzemem, adamın aklını alırım diyor ve stüdyodaki ilk konuğuma geliyorum. Evet Rıza Bey, Rıza Bey evdeki karısını beğenmiyor, ondan tiskiniyor zamanla. Sonra aklı televizyonda gördüğü süslü karılara kayıyor, onlardan birini kendine ayartıyor. Sonra o kız da bunun neyi var neyi yok yiyor, affedersin. Dört tane şeyini, tarlasını sattırıyor, anlat bakayım. Vallahi aynen abla. Aynen dediğin gibi oldu. Başıma gelmeyen kalmadı. Ben var ya ben. Ah benim bu aklım işte be ya. Ah benim bu ufak aklım be ya. Ben gittim kendime İstanbul karısıdır dedim. Süslü müslü böyle. Oo, sanırsın İstanbul karısı nasıl olur? İstanbul karısını ben kafamla bir büyüttüm. Of dedim, ben bunu alacağım kendime. Benim eski vardı bir tane, bıyıklı mıyıklı. Hani böyle iki tane vır mır gidiyordu. Teker var gidiyorduk ama... İşte benim bu aklım yok mu, aklım be, gittim evet, onu aldım. Evet şimdi bu adam pişman, bu adam bir kere yapmış, bir daha da yapmam diye. Bundan sonra yapmayacak ama karısı şimdi evet. Evet şu an karın telefon hattında, bir bakalım bakalım ne diyor. Alo Satılmış Hanım, hoş geldin yayınıma. Abla şimdi çok teşekkür ederim, Allah razı olsun ama ben bu adamdan bıktım yani. Ben bundan hiçbir gün yüzü göremedim. O yüzden şimdi çok siyahi bir sevgilim var, onunla görüşüyorum. O yüzden Allah da onun yoluna açık etsin. Allah belasını vermeyiz cephesi. Allah belasını versin sen onu. Oldu. Zaten hatta kıptı. Kendisine çoktan bir şeyci bulmuş karın. Geçmiş olsun. Artık Afro-Amerikan biriyle flörtleşiyormuş. Zaten boşanma davasını da açmış, geçmiş olsun. Şu an rejideki arkadaşlarımdan haber aldım. Evet, Esenler otogarında görülmediği görüntüler var karının. İstersen bir bakalım. Evet, görüldüğü üzere karın orada görünmemiş. Şimdi istersen stüdyoya senin şu malını mülkünü satıp savuran kızı çağıralım. Gel bakalım Berrak. Merhaba, iyi programlar. Bak bak, sosyete kızı ya nasıl da merhaba, iyi programlar falan. Anlat bakayım kızım, nasıl tanıştın bununla? Vallahi biz bir kafede tanıştık. O benim bağır, yanıma kız, geldi. Bağır. O benimle tanışmak istedi. Birazcık güzelliğimden etkilenmiş. Allah belanı vermeyeyim. Ve parası olduğunu anlayınca ben de kendisiyle bir sohbet etmek istedim. Senin paran yok mu kızım? Benim param da var. Zaten sosyetik bir aileden geliyorum. Ama kendi param bitmesin istiyorsun öyle mi? Yani başka paraları da seviyorum. Çok sevdiğim bir şey. Allah belanı vermiyor. Ay anam. Tövbe aşağı. Ardından kurban oldum Allah. Bana paraları saydırdı. Sonra nakit bittiğinde de ayrılmak istediğini söyledi. Çünkü ben bitirmişim nakitini ve bana bakamayacağını söyleyince de bu duruma geldi. Evet, şimdi bütün bu sorunu ortadan kaldıracak adamı çağırıyorum. Amerika'dan evlilik koçu getirdik. Sayın Robert Downey Jr. Gel bakalım yavrum benim. Geç otur şöyle, geç otur. Hay. Geç otur. Hay yavrum, ben de senin hay, senin hay. Hay. Bak, kızın hemen elini sıktı. Elin Amerikalısı. Nasıl ahlaksız, nasıl yayık oluyor bunlar. Tüy Allah belanı vermesin. Evet, şimdi. Robert. This woman is the world lies and take it through. I'm just thinking a man is the very cravat. He's very, her is finger deck. She is very finger deck. Yes, best. He is very mal, building mal. You know mal? Yes, he's the don't money. He's a very like money. And that's a bit of finger deck. İşte bunlar ah böyle olmuşlar. Konuş bakayım. Very, very money. You have money. Yes. No problem money. Where are you from? Where from? Allah belanı America. Vermesin. Wow, bak, canlı I yayın. Love America. You know? Los Angeles. Wow, West from Los Angeles. Oh. I didn't see it. Allah belanı. Allah belanı vermiyor senin. Hiç utanmıyor. Şunu What's your problem? Konuşma lan Robert. Sen utanmıyorsun değil mi yavrum?
Sen bu adamın malını mülkünü bitirdin, şimdi elin Amerikalı yaşam koçununda. Malını mülkünü bitireceksin, şu sığırın tipine bak. Allah'ını seversen Amerika'dan geldi diye üstüne kuş mu kondurdular? Yapmayın etmeyin yavrum, siz ne ahlaksızsınız bak. Birbirleriyle gülüşüp fingirdeşiyorlar. Allah belanı verme yarabbim. Ay çıkın dışarı, gidin ha, dışarıda bir çay için. Hadi, hadi gidin çay için. Allah belanı verme ya. Oy. Uy anam, başkalarını dağınadım da başıma verdi. Ay anam, tövbe aşağı. Allah kimsenin başına verdi. Malını mülkünü buna yedirdin ha? Sorma be abla, ağla be. Sorma şimdi, be ya. Ağla, sorma. Vur şimdi kafaya. Vur, kafa, vur, vur, vur. Hem Trakyalı, kulaklar kepçe, bıyıklar da ay hamşık. Abi ya. Kaldı çocuk. Bir Trakyalılığı var. Şu para edecek ha? Vallahi canım, sorma be abla be ya. Aman be ben ya. Yedireyim yedireyim. Gel işte elin Amerikalısı geldi burada. İki sohbet hop. Gittiler be ya. Bak ya gidiyor. Hop. Sen bana istersen fazla abla deme. Abla deme lazım onu. Niye abla? Niye oldu? Abla ben... Az kalkayım da şuraya. Az kalk gene. Ay ayağım takıldı. Aman. Aman. Kusura da kalma. Yok. Ayağım takıldı. Neyse senin sorunu hallettik. Pislikten kurtuldun. Aynen abla. Allah bunların belasını vermesin. Allah bildiği gibi yapsın. Vallahi billahi. Allah bin belalarını versin. Tövbe de. Bela okuma. Döner dolaşır girer. Vallahi yok deme. Yok deme deme. Demeyeyim ablayı. Atsam onu. Ne sen sorma ben söyleyeyim abla. Arkada. Yok babam buradayız. Tak, gel sen beni arkaya gel, arkada bir şey göstereceğim. Gel yavrum, tut kolumdan. Bilindik hikayel olayım, ah. Ya ya, en güzel ya ya, en güzel. Diğerlerimi de alakın. Kendini ne zannedip bu yarışmaya geldin? Ya ben... Yani bir de cevap veriyorsun. Bence sadece Türkiye'nin değil, sen dünyanın mumusun. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın diyeceğim ama günaydın diyecek yerlerim feci ağrıyor. Kızanam çok fena ağrıyor. Evet efendim, tam kanala geleceğim. Kanalda oturacağım. Kendime bir bardak cup of coffee koyacağım. Odada bir bakıyorum, beni bir misafir bekliyor. Yanda Haşmet. Haşmet'i Diri İguanacılar Derneği getirip bırakıyorlar. Haklarında güzel haber yapmam için. Höst ulan, heyt, kendinize çeki düzen verin. Ben Efnan, kimsenin hediyesiyle, kimsenin gıyabında güzel haberler yapmadığımı herkes bilir. Evet, bu hediyeyi olduğu gibi size geri yollayacaktım. Kıyamadım. Haşmet'i şu an açıklıyorum, nüfuzumu alıyorum. Haşmet'i kız bulup evlendirmeyen Efnan adam değildir. Diri İguanacılar Derneği. Bu da size kapak olsun. Kapağınızı iyi sıkalım da hava almayın terbiyesizler. Haşmet'cim rahatını bozma. Efendim geçiyoruz. Diri İguanacılar Derneği. Evet, kuruluş yıl dönümlerini kutladılar. Onların parti görüntülerine bir bakalım isterseniz. Parti vermiş diriler. Haberimizi izliyoruz. Efendim yavrum, oraya bakacaksın. Haşmet'cim bana değil, oraya. Gerçekten şahane bir parti olmuş. Gördünüz, hepsi de hop hop hopluyor. Haşmet'i veririm size. Öp beni aşkım. Evet, geçiyoruz ikinci haberimize. Saygıdeğer sanatçı Gülben Ergen, sevilerek izlenen sabah programında bir motosikletçiye biniyor. Bakın dikkatinizi çekeceğim. Motosikletçiye biniyor. Motosiklet Gülben Ergen'den düşüyor. Bir izleyelim bakalım. Haşmet, Gülben Ergen'i bildin mi? Böyle yapacaksın. Tamam, yavaş yavaş yavaş. Eli gitti. İyi misin? Tövbe estağfurullah. Yayında mıyız? Evet, bu üzücü elin kaza için Gülben Ergen'e gerçekten yürekler dolusu geçmişler olsun diyorum.
Evet efendim, geçiyoruz bir diğer haberimize efendim. Geleneksel Muhteşem Yüzyıl'da bu hafta Kim Ölecek isimli dizide bakalım bu hafta neler yaşandı. Kısaca bir göz atıyoruz. Halit Ergenç'i de buradan kucaklar dolusu öpüyorum. Ben ve biricik evladım Haşmet. Şahane, şahane. Hemen bir şeye bakalım. Efendim bir izleyicim diyorlar ki, o Efnan Bey, acaba o hayvan dinozor mu? Püh, terbiyesiz herif, sensin dinozor. Aa, bir başka izleyicim diyor ki, sabahın bu saatinde sizi izlemek gerçekten çok keyifli. Duşa gireceğim, bir türlü duşa giremedim. Aa, sabahın bu saatinde ne duşu? Birileri biraz... problemli uyum. Efnan'la bu sabahki haber bültenimizden bu kadarlık diyoruz. Önümüzdeki programda evet tekrar görüşmek dileğiyle. Yarın sabah başka bir güne uyanabilmek dileğiyle sizleri öpüyor, kucaklar dolusu selamlıyorum. Böyle de pamuk yürekli biriyim. Üstüme gelinmesin. Salarım vallahi Haşmet'i. Salarım Haşmet'i, ısırtırım kaba eti. Aa. Evet sevgili seyirciler, x kare kök 3 faktör mum ışığı nihayet başladı geçen haftada. Muhteşem yarışmacılar katılmıştı. Birçoğu hadsiz davranışlar sergilediler. Ama dediğim gibi sahneyi dolduran insanları seçmemek elimizde değil, değil mi Emirci? Evet, kesinlikle öyle. Şahanesin, çok güzel. Hadi bakalım o zaman bu haftaki x kare kök 3 faktör mum ışığımız başlasın. Türkiye'nin mum ışığı kim olacak? Görelim bakalım. Herkes kozunu paylaşsın. Alıyoruz ilk yarışmacımızı. X faktör kare kök 3 mum ışığı başlıyor sevgili seyirciler. Merhabalar. Bilindiki kemer olayım, ah. Saçındaki toka olayım. Nefesin olup içine dolayım. İste... kölen olayım ah, belindeki kemer olayım ah, saçındaki toka olayım, nefesin olup içine dolayım. Ben çok duygulandım. Galiba şarkının sözlerini unuttun sen. Neydi ya? Nasıl devam ediyordu buradan sonrası? Peki kendini ne zannedip bu yarışmaya geldin diye merak etmiyor değil insan. Yani madem ezberin iyi değil, neden bu yarışmaya katıldığını ben gerçekten merak eder gibi oldum. Affedersin ama birilerinin canı sıkılmazsa ben sormak istiyorum. Ya ben... Yani bir de cevap veriyorsun. Bir de cevap veriyorsun. Her şeyin tamam. Hem kel hem fodul. Ne diyorsun Emir? Ben sana katılmayacağım burada. Yani bence çok iyiydi kardeşim. Gerçekten çok iyiydi. Zihniyetçim sen ne diyorsun? Ben çok duygulandım. Çok içten söyledi bana, çok dokundu. Sana dokunmayan yok. Evet Ömürcüm sen ne diyorsun? Bence Hediye aradığımız starı bulduk. Türkiye'nin starı olabilecek kabiliyette bir arkadaş. Alkışlıyorum onu. Bence. Yani şöyle bir durum var. Tabii ne haddini bilmez bir insansın diyorum sana. Fakat şöyle de bir artın var. Bir kere sahneyi çok dolduruyorsun. Muhteşem bir auran var. Bir kere mum ışığı enerjisine sahipsin. Türkiye'nin mum ışığı sen olabilirsin. Bence de muhteşemdin, kusursuz söyledin. Bir kere uzun boylu ve dirisin. Her şeyden evvel bu tavrın çok güzel ama haddini bilmez tavrını ilerleyen bölümlerde düzelteceğimizi düşünüyorum. Buradan seni öpüyorum. Bir üst turda görüşürüz. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Yani ne diyorsun? Ne diyorsun? Bence gerçekten çok iyiydi. Yani, çocuk... yani tamam da şimdi çocuk şarkıyı unutuyor. Bir de affedersin küçük kız çocuğu gibi ağlamaya. Yani ben biraz burada birilerinin de oturup iki elini başının arasına alıp düşünmesini isterim. Sen ne diyorsun zihniyet? Onda çok mu muşir fazla var? O benim için çok ideal olur. Ben onu yetiştiririm. Bir daha sana daha iyi olacağına inanıyorum. Ne olur şans verelim. Sağ ol. Çocuğu da rencide etmeyelim. Susar mısın artık? Sus artık. Hadi isterseniz ikinci yarışmamızı alalım mı? Alalım. Hadi bakalım alışımızı. Hadi bakalım ikinci yarışmacımızı alıyoruz. Sırada Tuğberk Can var. Tuğberk Can'cığım. Hadi bakalım kolay gelsin.
Ya ya en güzel 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 ya 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 en güzel ya ya en güzel ya ya güzel ya ya en güzel ya ya güzel. Yani şöyle bir durum var. Şimdi tabii her şeyden evvel sahnede küstah bir duruşum var. Ki ben o kadar özel bir karakterim ki bunu elemine yani nötralize edebiliyorum. Çok güzelsin. Bir kere mum ışığın var. Türkiye'nin mum ışığı olabilirsin. Gerçekten çok önemli bir tavır ve özellikle dans şovun, o çevrende parende atışın, o şipitak açışın falan muhteşemdi. Bence sende Türkiye'nin mum ışığı var. Sen ne diyorsun Emir? Kesinlikle katılıyorum. Yani abi gerçekten çok iyiydin. Yani saygıyla önünde eğiliyorum. Sen ne diyorsun Zihniyet? Ben fazlasıyla iyi gördüm. Çok temiz, saf, o sıcaklığı, samimiyeti insanlara yansıyor. Çok duygulandım ben kendi. Yaptırmayın bana böyle şeyleri, ben dayanamıyorum ya. Nereden çıkardınız şimdi böyle bir saf iyi insanı karşıma, benim Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam sus istersen sil şu burnunu murnunu, rezillik çıkacak birazdan ya. Akıyor sil, akıyor şuradan sus ay. Peki yapma, yayındayız. Ömürcüğüm sen ne diyorsun? Bence kesinlikle aradığımız mum ışığını bulduk. Sadece alkışlıyorum ben. Başka hiçbir şey diyemem. Gerçekten sahnede çok hoş bir küstahlığın var. Gerçekten insanın senin karşında şarkına, dansına, dans şovuna eşlik etmemesi mümkün değil. Buradan ben seni hoş geldin bize diyorum. X kare kök 3 faktör mum ışığında bir üst turda bizle beraber olacaksın. Öpüyorum seni canım. Evet, üçüncü yarışmacımızı alıyoruz. Hadi gelsin bakalım. Septembre, noviembre, decembre, lobi lobi. Şarkının özellikle güfte bölümünde fa majörde re majör okudu, gördün mü? Bastı Emir'cim yani. Tam re majöre bastı, fa majör de bana basar mı dedi. Fa majöre de bastın, muhteşem. Neredeyse aynı anda 16 notaya bastın. Gerçekten tebrik ediyorum. Sen ne diyorsun Emir? Ben kesinlikle sana katılıyorum. Yani muhteşem bir performanstı hanımefendi, gerçekten. Hiçbir şey yok ki. Zihniyetim sen ne diyorsun? Duruşu. İlişi, selam verişi, şarkı okuyuşu beni çok etkiledi. Seninle hakkın var bizi bu kadar izmeye, parçalamaya, söyler misin? Bu kadar işten niye söylüyorsun? Ciğerlerimi dağladın. Nasıl söyledi böyle şeyleri? Ben dayanamam bu acı sese. Ciğerlerim yandı, patladı gitti ya. Çok teşekkür ediyoruz. Zihniyetçim sen ne diyorsun Ömürcüğüm? Bence sadece Türkiye'nin değil, sen dünyanın mumuşusun. Çekik gözlü güzel bir üst turda X faktör kare kök 3 faktör mum ışığının üst turunda görüşürüz diyorum. Öpüyorum seni, bay bay. Bay bay canım. Ay bay bay diyorum ve çekilsene şuradan. Evet sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta bir başka X kare kök 3 faktör mum ışığının elemelerinde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar. Sen buradan çıkışta nereye gidiyorsun? Hemen işim var bağla. Açal ya! Samyeli Danoğlu. Türkiye güzeli şu an yanında. Efendim, ekranların en çok sevilen yarışma programı olmayı başarmış, bir haftada başarmış yarışma programımız. Kelime koyunu sonra çıkar oyunu nihayet başladı. Evet efendim, duyduğum kadarıyla muhteşem aldığımız reyting ve şiirlere karşı önlem olması için önümüzdeki hafta tüm saray ahalisini bir bölümde temizleyecekmiş. Buradan onlara söylüyorum, alayınıza Allah rahmet eylesin. Ve ilk yarışmacımız, evet Tonguç'u alıyorum, Tonguç gel.
Otur. Aa. Aa. Ne oldu ya? Yok bir şey olmadı. Aa. Sıçradın mı? Ne yapıyorsun küçük ceylan? İyi vallahi ne olsun. Ay. Ne iş yapıyorsun sen? Ben şu anda çalışmıyorum. Kıyamam. İş arıyorum. Sana her yer iş ya, sana her yol. TM5. Neyse. Ay kıyamam ya. Kaç yaşındasın? 19. Ay kıyamam kerpe. Hadi bakalım. Seviyor musun bizim yarışmamızı? Çok. Çok. Gerçekten çok seviyorum. Çok güzel. Üstündekini nereden aldın lan? Bir arkadaşım hediye etti bunu bana. Ay kıyamam. Gerçek. Gerçek mi? Evet. Çıkışta peta koyarsan. He? Peta'yı biliyor musun sen hayvan hakları derneği? Ya vallahi ne desem şimdi yalan olur ama. Küçükken top mop oynuyor muydun? Topu çok severim. Sever misin? Ben bayılırım topa. Peki top hiç şeye falan kaçtı mı? Affedersin orada inşaattır şeydir hiç oralara gitti mi? Ya aslında kaçtı ben almaya i̇şte çalışırken. Ah, tamam ya dur burada dur ya. Burada duralım ya. Burada duralım ya duralım. Bükme boynunu yavrum. Bükme boynunu. Evet, hazırsan ilk sorunu soruyorum. Hazırım. Oynaşma lan. Buna basacaksın sonra. Şimdi basma, sonra basarsın. Dokunmak istiyorum ama. Tutamıyor kendini. Yarışmamızı o kadar seviyor. Efendim, geliyor ilk soru. 4,5 dakikan var Tonguç'cum. 4,5 dakikada elinden geldiğince doğru soru vereceksin, harf alabilirsin. Vermene gerek yok. Tamam mı canım? Efendim. İlk sorun geliyor. Kraliçe Elizabeth'i en çok kimler sever? Harf alayım. E. Harf alayım. R. Harf alayım. K. Çok alıyorum ama yani son bir tane daha alsın. Alabiliyorsun canım maşallah. Ay sıçrama lan. Erke oldu. Bir harf daha al istersen ortaya çıksın. Cevap vermek istiyorum. Ve? Erkekler. Ay kıyamam. Alkışlıyoruz. Süren akıyor Tonguç'cum. Pompa hangi meslek grubuna aittir? Pompa. Pompa. Harf alayım. B. Harf alayım. E. Çabuk ol çabuk. Benzin. Ağzımı aferin sana yavrum benim. Evet süremizi hiç akıtıyoruz. Muhteşem yüzyılda herkes ölse de ölemeyen tek kişi kimdir? Harf alayım. P. Yok eğer kullanıyorum cevabını verdim. Prodüksiyon çalışanı. Herkes evet. Ölse de prodüksiyon çalışmalı değil mi? Şakalı soruydu. Bu bölümün adı şakalı soruydu. Efendim geçiyoruz bir diğer soruna. Amerika'da sürekli duvar diplerine hacet gideren prostat sorunu olan popçuya verilen isim. Justin Bieber. Aferin sana alkışlıyorum. Kedilerin insana sesleniş biçimi. 5 harf. Harf alayım. M. Vallahi billahi ne kadar sempatik bir şeysin. Allah belanı vermesin. Evet. Harf alayım. İyi. Ay kıyamam ben sana. Dur ben de senin gibi. Şöyle mi bahsediyorsun? Ah kıyamam. Söyle. Miyav. Aferin. Aferin sana. Erkek toplumunun kendini yuvasında hissettiği hayali ülke. Evet 7 harf. Harf alayım. U. Dudaklarına bir şey yaptırdın mı sen o? Hayır. Ya, normal kendi orijinal, dudağın. Kendim, orijinalsin. Hayır. Evet. Hiç maşallah. Orijinale bak. Evet. Harf alayım. K. Çabuk ol. Bak süren gidiyor. Bak sıçrayıp durma lan. Sıçrayıp durma lan. Keklik. Ceylan mısın oğlum sen? Vurmayın mazlum. Lan kendine gel lan. Ne lan bu üstündeki? Niye vuruyorsunuz? Lan. Konuşma bari. Vurmayın ben. Mazlum Bey. Ben vurdum mu şey olur. Çabuk ol. Süre ne oluyor? Stadyum. Stadyum mu? Allah senin belanı vermesin ya. Bilemedim sevgili mi? Seyirciler yanlış cevapla bizden alacağı tam 4200 lirayı kaybeden... Nasıl kaybederim ya? Gene almak istiyorum. Sen Ali ben vereceğim şimdi sen canımı sıkma benim. Oğlum bilemedin lan stadyum dedin. Doğru cevap Ukrayna olacaktı. Ağlama. Acıklı anlar yaşanıyor şu an. Ah kıyamam. Parayı kazansan ne yapacaktın? Amerika'daki eğitimimi harcayacaktım. Sen Amerika'da ne eğitimi alacaktın acaba? Ben merak ediyorum. Ben moda okumak istiyordum. Belli yavrum. Ben seni okutayım. Ay canım kazanamadın parayı ne yapacağız?
Nasıl kazanamadım? Verdiğim doğru cevapları ne yapacağız? Tamam, kestik değil mi? Tamam. Kestik mi? Ne oluyor lan sana? Ne oluyor lan? Kazanamadık diyorsun oğlum. Kazanamadık diyorum oğlum. Kazandın dedim mi? Sana kazandım. Oğlum saçının köpüklü dökülüyor. Ben canımı sıkma. Atıp ne lan bu halin? Lan bu ne saçma bir gözlük oğlum. Yanında 3D yazıyor lan. Üç boyutlu gözlükle mi gözlüyorsun? Modacıyım ben. Senin ben moda kere. Al lan şunu al. Al şunu al. Tak git lan. Tak git. Bir de gerçek kürküm. Param nerede? Sana ben paranı şimdi. Canımı da sıkmayın ha. Gerçek kürk giymiş gelmiş buraya bir de terbiyesiz tuşa bas diyeyim. Sanki dokunmatik. Sır. Evet sevgili seyirciler, ben Hakan Takkaya with Light Night Show'u sunan muhteşem talk showcu, modacı ve ikon. Evet, bugüne kadar birçok konuk ağırladım programımda ama artık türküden, arabeskten fenalık geldi bana. Dışarıdaki sosyetik arkadaşların bana verdiği telkinler doğrultusunda artık programda çok daha plus, çok daha elit, çok daha Nişantaşı bebek etiler, Badat Caddesi konuklar ağırlayacağım. Evet sevgili seyirciler, şu an stüdyoda konuğum Açalya Samyeli Danoğlu. Türkiye güzeli şu an yanımda. Açalya hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kadar mı? Hoş bulduk. Çok güzelsin. Senin için çok güzel diyorlar. Sen kendini gerçekten güzel buluyor musun? Sen pek bulmadın galiba. Senle benle mi konuşuyorsun benle? Bu ne samimiyet? Ne ara biz bu kadar samimi olduk da? Sen çok şeysin. Koskoca Hakan Takkaya'nın karşısında takındığı tavra bak. Bir insanın güzel olması bu kadar cesaretli olmasını gerektirmiyor. Bana kalırsa gerçekten ben de güzel buldum seni. Çok güzelsin. Kaç doğumlusun? 91 doğumluyum ben. 91 doğumlusun. Yani neredeyse artık şu an Acenta derim ben sana ya. Sıfır yani. Ay kıyamam şuna bak. Ay ne kadar tatlı. Türkiye güzeli olmak nasıl bir duygu? Çok. Hı-hı, çok şeydir tabii. Mutlaka. Ay. Ay Türkiye güzeli karşımda görüyorsunuz. Konuşmakta güçlük çekiyor. Dilim tutuldu. Dilin mi tutuldu? Evet, dilim tutuldu. Allah seni. Nasıl bir his? Yani Türkiye güzel olmak nasıl bir his? Gerçekten ne hissediyorsun? Kendini güzel buluyor musun aynaya baktığında? Şimdi biraz... Teşekkür ederim. Peki şöyle bir dur. Ay tamam, özür dilerim lafını mı böldüm acaba? Birileri yok. Böyle bir kinayeli hareketler yapıyor. Hayret bir şey ya. Bir şey söyleyeceğim. Güzel kızların genelde çirkin ve gudubet arkadaşları olur. Sende de denklem böyle mi? Hı-hı. Benim arkadaşlarım güzeldir. Öyle. Güzeller evet, mi? Güzeller. Kamera arkasında bir hareketlenme başladı. Bakın buradan yolarım sizi. Kızı Face'ten eklemeye çalışanınız varmış. Allah belamı versin. Bu dünyada ahirette iki elim yakanızda olur. Bak terbiyesizlik yapmayın. Profesyonel çalışıyoruz. Face'de var mısın? Aklını bozmuş değil mi? Facebook kullanıyor musun? Kullanıyorum evet. Sosyal... birçok sosyal mecrada varım. Sosyal. Sesinin ses telini mi aldırdın? Çıkmıyor sesin acaba? O kadar ay ne desem gülüyor yani. öksürdü canlı yayında. Gördünüz. yaptı. Türkiye güzeli canlı yayında. yaptı. Gülüyor yani. Bak görüyorsun. Ne biçim gülüyor? Hayır yap. Ay sizin için çok sempatik. Aa kaldı kız, yazık kız. Türkiye güzeli ama işte görüyorsun insan. Evet. İnsan, şurası insanı şey olunca diye temizliyor işte. Bir şey söyleyeceğim, güzel bir kız olmak nasıl bir his? Erkekler sana karşı yaklaşırken korkuyorlar mı? Çünkü Türkiye güzelisin aynı zamanda. Miss Turkey abi yani. Kız Miss Turkey. Sosyal hayatta şu andaki şeridini takıp mı geziyorsun? Yok. Sabah uyanıp böyle aynaya bakıp Allah'ım ne
kadar güzelim ya, herkes benden çirkin mi diyorsun, ne diyorsun? Yok, aslında çok çelişkili bir durum. Ben hiçbir zaman böyle kendime çok güvenen, kendimi çok güzel bulan bir kız değildim. Ama işte çok büyük bir iddia ile hani yarışmaya katılmış bulundum. Neye güldün? Hiçbir şey yok. Ay sen durup durup niye gülüyorsun? Agile yapıyorsun işte. Yaptın işte. Ay Türkiye güzeli de olsanız işte gırtlak herkes daha. Evet, sonra? Yani öyle çok büyük bir iddia ile katılıyorsun sonuçta yarışmaya, ama bende öyle bir durum yoktu. Yoktu. Babamın isteği üzerine ben katıldım. Babanız için istedi. Evet. Babanız ne iş yapıyor acaba kendileri? Almanya'da galerici. Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim ama da. Hay artık açal ya. Samyeli Danoğlu. Yani bayağı gidiyoruz hep beraber. Bir şey söyleyeceğim. Almanya'da galerici bir babanın olması. Hala orada mı yaşıyor? Ayın 2-3 haftası orada, evet, maalesef. Ayın 2-3 haftası maalesef, niye? Beyefendiyi affedersiniz Afganistan'da yaşatmıyoruz. Almanya'da galerisi var bayağı. Göremediğim için maalesef. Ay kıyamam. Işte. Şu an bir aile dramı yaşanıyor. Hakan Takkaya da olsanız yüreğim burkuldu. Hiçbir kızımız babacığını göremediği için bu acılı babasını göremediği için çok mu üzülüyorsun? Özlüyorum. Babayı özlüyorsun. Baba özlemi var. Evet. Peki bu işlerden para kazanmaya başladın mı? Ne sordun ya? Affedersiniz, ben yanlış bir soru mu sordum? Ya şöyle söyleyeyim. Hello, backstage size sesleniyorum. Ben yanlış bir soru sordum mu? Ağız burun düzeltiyor. O zaman ben... Ay gülüyor yani, ne? Bana bak, çok kötüdür tersim. Sen ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Türk iş güzel. Şöyle bir durum var yani, daha yolun... Şey, çok da sevimli kız ya. Ne dedem gülüyor? Gül. Daha yolun başındayım tabii. Hani kendime oyuncu diyebilirim şu yolun anda. Yolun başındayım. Henüz kendime oyuncu diyemem. Ustalarıma saygım sonsuz. Kendimi geliştiriyorum. Kendimi geliştirmem lazım. Evet. Nasıl geliştireceğim? Body salonuna mı gideceğim? Hayır. Bir kere bu alçak gönüllülükten vazgeç alçak bence. Alçak gönüllülük değil gerçekten. Hayır, yok, yolun başındayım. Yol yok ki başında olası. Sevgilin var mı? Evet, var. Aa, bir şey söyleyeceğim. Evet var derken niye şöyle böyle bir çirkef bir hareket yapıyorsun? Sevgilin var mı? Evet var. Ne evet, demek yani? Benim yok mu zannediyorsun? Ayıp. Çok ayıp. Sevgilin var. Evet var. Şu an babam bunu ilk defa bunu izlerken mi öğrenecek? Yoksa evvelden biliyorlar mıydı aile üyeleri? Miss Turkey. Biliyorlar tabii ki. Onlarla iletişim iyi olduğundan paylaşabiliyorum yani bu tarz şeyleri. Paylaşabiliyorsun. Evet. Miss Turkey'de peki yarıştığın arkadaşlarınla görüşüyor musun, yoksa onları eziyor musun? Ben birinci oldum, artık varoşlarla işim olmaz diyerekti. Yani hepsiyle görüşmüyorum ama görüştüğüm arkadaşlarım i̇şte var. İşte gördünüz, altyazı girsin. Türkiye güzel... Gerçekten Türkiye güzeli olduktan... Hanımefendi müsaade ederseniz konuşacağım. Peki, tamam. Türkiye güzeli olduktan sonra hayatında birçok şey değişti. Geçmişteki arkadaşlarımın çoğunu aramıyorum dedin. Öyle demedim ama şimdi. Bana bak! Demedim diye kıvırmayacaksın şimdi. Ay sen şimdi. Kıvırıyorsun şu Sayın anda. Sayın Deutschland, Vasizli oz yani. Çok güzelsin ya Açal ya. Senin güzelliğin. Ha benim güzelliğim zaten tartışılmaz evet. Da. Senin ben yanında lafı olmaz yani. Var mı yeni dizi projesi falan? Şu an bir sunuculuk projesi var aslında, dizi değil de. Nerede? Yani kanal belli ama daha kesin olmadığı için hani... Paranın pulunu iyi konuş Açal ya. Tavsiye alacağım sizden. Paranı pulunu iyi konuş, çünkü genelde şey diyebilirler, ya şu sıralar biraz daha hiç yeme o işleri. Siz nasıl pazarlık ettiniz? Ben pazarlık etmiyorum, benim menajerlerim var, onlar konuşuyorlar. Hı. Ben zaten kanaldan hisse alıyorum, para almıyorum. Öyle mi? Tabii, 13 bölüm sonra kanal bende. Öyle gidiyoruz yani, mesela ana kumandayı aldım bu hafta. Bu hafta ana kumandayı aldım. Hı. Kumanda bende artık. Mesela yayın akışında dizi mi girecek? Beni arayıp soruyorlar. Ya size zahmet olmazsa Hakan Bey, diziye play'e basar mısınız? Canım istemiyor. Basmıyorum. Mesela siyah düşüyoruz falan. Biraz ben ama insanların yakalayabileceği performansıyım. O yüzden bana imrenme, başına iş alabiliriz. Açal ya, son olarak neler söylemek istersin? Gerçekten hani mesela çok Beyaz Show gibi programlara katılmıyorum. Beyazıt Öztürk edince... buradan canım arkadaşım Beyazıtçım, sana buradan sesleniyorum. Açal ya programına katılmak istemediğini net olarak belli etti.
Senden öyle bir teklif gelince çok mutlu oldum gerçekten. Teşekkür ederim. Konuk ya gerçekten için. Şahane birisin biliyor musun? Siz de öylesiniz. Ben hayatımda bu kadar pozitif insan az gördüm biliyor musun Açal ya? Öyle mi? Allah hakkında ona hayırlısını yaşamayı nasip etsin. Sevgilinden ayrıldığın gün çok üzülme. Ay, yanlış bir şey söyledim galiba. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Sevgilisinden ayrılığıyla ilgili laf ettim. Güzel dilekleri için çok teşekkür ettim. Alt yazı girelim. Açalya Samyeli Danoğlu sevgilisinden ayrılmak istediğini ilk kez Hakan Takkaya da dile getirdi. Kardeşim Allah yolunu açık etsin. Açalya'cığım ben seni öpeyim. Hı mı? Ay Allah seni kahretmesin. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz, bir başka konukla yine karşınızda olacağız. Öpücükler be, kokulu yap. Sen onu yap. Ne biçim hareket yapıyorsun be? Şöyle yap bak. Evet. 3, 2, 1. Hadi bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Miss Turkey, Miss Turkey daha ne olsun? Sizlere bu hafta Superman'i anlatacağım. Superman'miş. Superman. Kardeşim kime baktın? Size baktım hocam çünkü gerçekten bir rol varmış. Onu alırsam ben aç karnım doyacak. O yüzden bir yeni dizi. Hangi dizi acaba? Ya çok pardon, bir şey sorabilir miyim? Niye gülüyorsun her seferinde embesil gibi? Niye gülüyorsun? Gülmüyorum ben. Niye gülüyorsun? Hiç gülmüyorum. Niye buradasın biliyor musun? Neden? Senden bir yıldız yaratacağım. Kafana sarı peruna bakayım. Güzel. Güzel. O peruğu niye taktığını biliyor musun? Çünkü ben Danimarka prensi. Saçmalama! Danimarkalı falan değilsin sen. Evet, Türkiye'nin en ünlü yönetmeni olarak Aşk-ı Memnu'yu tekrar yorumluyorum. Aşk-ı Memnu? Konusu ne? Nedir lan Aşk-ı Memnu biliyor musun? Aşk-ı Memnu Osmanlı döneminde geçen bir... Ne Osmanlısı? Aşk-ı Memnu yasak aşk demek, bir aşk hikayesi. Yasak aşk demek? Evet. Ben neden sarı peruk taktım? Çünkü sen Behlül'sün, Kıvanç Tatlıtuğ'sun. Öyle mi? Ben bu... Tamam hocam. Evet, şimdi... Uçağa binip yurt dışı eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döneceksin. Uçağı ben montajda yerleştireceğim. Uçağa bin, Türkiye'ye in, Yalı'dan içeri gir, 3-2-1. Uçak direkt Yalı'nın önüne iniyor ve... Saçmalama! Yok hayır. Saçmalama. Tamam. Uçaktan indin havalimanına, şoför seni aldı Yalı'ya getirdi. Uzun zamandır görmediğin Yalı'ya gözlüklerini çıkararak of, bir bak, 3-2-1. Yalı'ya bak, ben bunu müteahhite versem 12 kat bina çıkar. Kendinden geçti yine! Kentsel dönüşümden faydalanayım istedim. Zırvalama. Hayır. Müteahhite vermiyorum. Orası Ednan Ziyagil'in yalısı. Çok güzel, çok güzel. Kaç zamandır görmediğim bir yalıyı görüyorum. Çok güzel yalıyasım geldi. Böyle saçma sapan espriler yapıp beni deli etme. Öyle bir şaka. Biraz ağır başlı ol. Sen bu Türkiye'nin en yakışıklı aktörüsün. Ah çok yakışıklıyım. Cool, ben yalıyı bile beğenirim. Cool bak. Etkile bizi. Evet prodüksiyon. Adnan Bey'i gönder. Adnan Bey gelsin. Ah o kadar cool'um ki kendimi öpesim geliyor. Saçmalama, ne kendini öpüyorsun. Arkanda seni okuyup büyüten, bugünlere getiren Adnan Bey amcam var. Gönlünü sevin, coş heyecandan. Üç gün yürü. Ne haber lan? Niye vuruyorsun? Kim bu? Adnan Bey, o senin amcan. Ah amcacım nasılsınız? Elini öp. Elini öpeyim. Adnan Bey dön Behlül'e de ki, Behlül gün geçtikçe daha yakışıklı olmuşsun. Evine hoş geldin evladım. 3-2-1 kayıt. Oğlum gün geçtikçe çok güzel olmuşsun. Ne güzeli Adnan Bey. Bana mı yazıyor? Ne saçmalama, ne yazması? Güzelleşmişsin diyor bu. Burada ancak ben yazarım. Adnan Bey de ki ona, çok yakışıklı olmuşsun gün geçtikçe evine hoş geldin evladım de. Çok yakışıklı olmuşsun evladım. Amcamın niyeti ne gerçekten? Evine çok... hoş geldin desene. Evine hoş geldin oğlum. Benim amcam ben yokken mala bağlamış. Saçmalama kardeşim, amcanın boynuna şöyle diyerek sarıl. Oh amcacığım, oh, sizi görmeyi seni çok arzuluyorum, gel buraya. Saçmalama. Yok, saçmalama. Deme. Delirme amcacığım, sizi çok özledim, evimi çok özledim. Amcacığım, de boynuna sarıl. Sizi çok özledim, evi çok özledim, parayı pulu çok özledim. Parayı pulu karıştırma amcanın boynuna sarıl. Ben bu herifi gerçekten seviyor muyum? Seviyorsun, o seni Allah büyüttü. Allah Allah, ne kadar beğenim değişmiş. Hadi seveyim seni. Sarıl. Evet, siyaha düştük, açıldık. Şimdi aniden ayrılalım başka bir sahneye. Adnan Bey, evet 17 bölüm birden atlıyorum. Prodüksiyon, Bihter'i gönder, 3-2-1. Çok yakışıklıyım amca. Yurt dışında paso, çekirdek ayıklar gibi. Sen ne diyorsun? Bilmiyorum. Ne diyorsun, kundik? Kundik mi? Kundik! Kundik, ben kundik. Delirme. Oldum. Yurt dışında bana kundik dediler. Arkanı dönme kundik, amcana. Amcana arkanı dönme. Arkamı dönmüyorum, sana güvenmiyorum amca falan. Sen delirme kardeşim. Delirme Adnan Bey, de ki Behlül. İşte seni müstakbel yengenle tanıştırıyorum. Bihter, evlenmeye karar verdik. 3-2-1.
Bu senin yengen Bihter. Niye gülüyorsun? Bu senin yengen Bihter deyip beni gösteriyor. Saçmalama! Ben saçmalamayın. Amcacığım kendini... Vurma! Attın tamam. Bu sahneyi. Attın mı hocam? Attın. Evet. Ben bu sahneyi bunu atacağım. Evet, diye. Evet. Türk televizyonculuğunda ilk defa bir şey yapıyorum. 47 bölüm birden atlıyorum. Oh maşallah. Karşında Nihal varmış gibi oynayacaksın. Nihal Adnan Bey'in kızı, onunla evlenmeye karar verdim. Nihal Adnan Bey'in kızı. Evet. Behlül, küçüklüğümden beri sana aşığım. Hadi evlenelim. Dedi ve gün almaya gidin. Hocam ben kendisini aslında bir sirke satıp çok para kazanabilirim. Çünkü boyu 1 metre. Saçmalama ya. Şunun boyunu kurcalama. Ulan şunun boyunu kurcalama. 28. Hayır. Adnan Bey, yemin ediyorum bir meslekten soğuttunuz beni. Adnan Bey dedi ki aniden bir toplantım çıktı, Ankara'ya gidiyorum 2-1. Ankara'ya gidiyorum, çocuklarla yengen seneye mi? Evet, Ankara'ya git ve oradan bir dönem gelme. Gözlerinde hin bir ifade belirsin. Saçmalama, küfür etme! Yok, küfür yok. Küfür etme, evet küfür bu arada yok. Bihter'le aranızda bir etkileşim oldu. Etkileşim. Sana domatesli beyaz peynirli tost yaptı. Bu arada birbirinize aşık oldunuz. 13 bölüm geçti, seyredesiniz. Sarılın birbirinize, ateşli bir şekilde sarılın. Aa evet, çok ateşliyim. Aranızda yastık var gibi yapın. Aramıza yastık koyduk. Sapığız biz. Anadar yürüyanız. Kardeşim! Aramıza yastık koyduk. Kardeşim! Çok değiş- eyes what shot. Evet. Mantık araba. Koy yok, elini sanırım. Dudağınızın üstüne öpüşün. Deliler gibi öpüşün. Öpüşün, sesler çıkar. Affedersiniz, ben tantuni mi yiyorum? Saçmalama! Ne tantunisi? Aniden çömlek yere düştü, kırıldı. Sesi ben vereceğim. İkiniz de korkun. Korkudan altınıza kaçırır gibi yapın. Şangır şıngır 3-2-1. Kaçtı. Ay. Ne yapıyorsun? Altıma koydum. Akıyor. Bihter. Şurayı bir silsene. Bihter! Saçmalama. Bihter de ki, Behlül bizi kim gördü? Eyvah basıldık. Acaba kimdi o gelen? 3-2-1 buyurun. Behlül bizi kim gördü? Eyvah basıldık. Ya kim ben acaba? Nereden bileyim kızım? Orada burada... Gider yapma! Kıza gider yapma! Yapma gider. Gider yapmadım, yapma yapmam. Kıza. Korkmuş bir şekilde, altını pislemiş bir şekilde bak ve de ki kedidir kedi. Korktum de. 3-2-1. Kedidir kedi, korktum. 14 bölüm daha atladık. Şimdi yalının içerisindesiniz. Adnan Bey Ankara'dan döndü. Adnan Bey prodüksiyon yolu Adnan Bey'i. Bihter benle mi? Evet, Bihter yanında dursun. Adnan Bihter, Bey geldi. Vallahi fena ayıklarım. Yani çekirdek çitlemeyi sevdiğim kadar kızlarla da çok... Ne diyorsun? Ne diyorsun, amcan nasılsın? Geldi. Bacımsın her zaman. Bu dünyada, ahirette bacım. Uzayda yakalarsam... Ne yakalaması? Yakalamam ben. Ne yakalaması? Embezi. Adnan Bey de ki, Behlül kızıma aşık olduğunu öğrendim. Onunla evlenmene izin veriyorum ama onu üzersen seni 5 parasız kapının önüne koyarım. 3-2-1 buyurun. Behlül, benim kızıma aşık olduğunu duydum. Onu üzersen seni kapının önüne koyarım. Amcam Türkçe öğrenmiş. Amcam da zaten Türk, saçmalama. De ki amcacığım, onu üzeceğime kör olayım daha iyi. 3-2-1. Amcacığım sen parayı ver, üzersen... Ne diyorsun? Ne diyorsun? Demeyeyim, öyle demeyeyim. Üzersem adam değilim. Çünkü kızınız pigme. Ben ya de pigmeleri çok severim. Ben onun altına takos koyacağım, merak etme. Takos mu? Onun altına bayağı kriko lazım. Tamam, çok güzel bir kızınız var. Asla aklımdan öyle bir şey geçmiyor. Ben kızınızla ebediyen mutlu olmak istiyorum. Yeter ki banka hesaplarına sürekli para yatsın. Adam Bey, Behlül'le göz göze bakışın. Gözlerinizi kırpıştırın ve ayrılın. Sahneden ayrıl Adnan Bey! Birbirimize mi yazıyoruz? Yazmıyorsunuz, birbirinizi ikna ediyorsunuz. Tamam. Evet Bihter, de ki Nihal'le evlenirsen kendimi vururum gayrı. 3-2-1 buyurun. Nihal'le evlenirsen kendimi vururum gayrı. De ki onunla evlenmeye mecburum. Onunla evlenmeye mecburum. Sende para var mı? Aç köpek. Onda ya aç köpek deme! Hayır, onunla gayrı. Gayrı mı diyeyim mi? Onunla evlenmeye mecburum. Emmime ne derim yoksa? 3-2-1. Onunla evlenmeye mecburum. Emmime ne derim? Teşekkür ederim. Mi diyeyim, ne diyeyim? Ben artık, Bihter beni dinle, ben artık amcana tahmin edemiyorum. Ya benle evlenirsin ya amcana bütün gerçekleri söylerim de. Behlül sen de kriz geçir, yerlerde dövün 3-2-1. Ben artık amcana tahmin edemiyorum. Ya benle evlenirsin ya da gerçekleri söylerim. Kıvran! Ne yapıyorsun elini? Kriz geçir hocam. Kriz geçir, ağla. Kıvançtan tuttuğun gibi kızar. Kızarayım mı? Kızar. Ikınır gibi mi? Ikınır gibi kızar, kendini kızar, ağla, yırtık. Evet, sahne aniden siyah düştü ve tekrar siyahtan açıldı. Yazıklar olsun, seni yetiştirdim. Elimden sevdiceğimi çaldın. Hain de, bas tokadı çık. Yazıklar olsun sana, hain. Sevdiceğimi çaldın elimden. Vur tokadı çık! Yavaş vur. Behlül sen de al arkasından amca de. Bihter bu arada sen silah doğru. Amca bana kalkan eller kırılsın, seni bir gün bir yerde yakalarım. Ya saçmalama! Ne bir yerde yakalaması? Bihter ben de şaşırdı diyeceğimi. Tut kendini silah, çek vur öldür, bit yere düş kapaktan.
Hocam Bülent Ersoy gibi. Saçmalama! Hayır be, bu öldü ya. Bunu alın buradan, kokar bu. Evet, ne koklası. Kokmaz bunu. Sen de Bihter'in ölüsünü gördün, telaşla terk et yalıyı, kaç, uzaklaş. Öldü bu. Saçmalama, küfür etme. Çok üzüldüm gerçekten. Bihter'in annesi yüz felci geçirdi. O iyi mi? Kaldı. Bihter'in annesi böyle mi evet, oldu? Evet öyle oldu. Üzüntüden sen neler oldu bilmiyorsun. Ulan ne yalıymış be? Aylar tamam, sonra, aylar sonra Bihter'in mezarı başındasın. Sakalın uzamış, perişan halde. Sakallar falan. Sümükleri sile sile ağla. Beceremedik bu aşkı yaşamayı. Aa, beynim kaçar de. Sümükleri. Ne yapıyorsun? Akıyor hocam. Mezara sakallar. Atma. Mezara atmıyorum zaten. Mezar şurada. Ben bakamıyorum mezara, buraya doğru konuşuyorum. Burası boş. Türk mezar taşına doğru. Hocam toprak şimdi dizim bizim kirlenecek. Hiç girmeyelim kardeşim o toplara. Ha? Deli ettin kardeşim. Mezarın başına çök. Evet, Bihter çöktüm. Bu aşkı yaşamayı beceremedik de. Bihter bu aşkı yaşamayı beceremedik. Kocan zaten Türkçe bilmiyordu. Bana kalırsa o Danimarka. Ne köpü. Yapıyorsun? Kahvehanede misin? Ağla biraz. Duydu kaptan ben. Kahvehanede misin? Ne biçim oturuyorsun sevgili? Ulan öldün sen. Mezar taşı mı? Bayağı taştı bu. Şimdi ya. Ölünce mezar taşı. Mezar taşı ne diyorsun? Ne oldu sana ya? Hay Allah. Ölmeseydin. Ne diyorsun? Elinde bir gül var. Salya sümük ağla. Aa, ben de bu kadar para vardı. Bir tane gül alabildim. Müzisyen arkadaşım vereyim. Sen de aşk müziği çal. Aşk geçir müziği. Bize o duyguyu. Geçir. Behlül kaçar aşkım. De ağla ve duygular çık git. Mezar taşına mı söylüyorsun? Evet. Behlül kaçar aşkım. Seni de arada bir yıkayıp beyazlatsınlar. Taş ya ne diyorsun? Ne diyorsun? Sahneyi terk et. Terk ediyorum seni. Tamam. Evet. Evet. Dön geri. Adam Bey, Bihter ayağa kalk. Bihter canlandı. Bu filmde yapıyorsun. Ha pardon, ben ölü canlandım. İleri zekalı, el ele tutuşun. El ele amca tut. Evet, perdeyi arkanızı verin ve önünüze doğru eğilin, seyirciyi selamlayın. Pardon. Ha, ne yapıyorsun kızın elinden tut. Tutuyorum. Şu. Ya ne öyle bir ne asker arkadaşım ha. Bu seyirci senin. Seyirciyi tamam. Selamla. Seyirciyi selamlıyorum. Alkış kıyamet koptu kalkın saniye. Bu dizisiyle büyüklere Amerikan filmi anlatıyorum kuşağına. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu hafta Superman'i anlatacağım. Superman Krypton gezegeninde annesinin babasının kendisinden tiskindiği bir çocuk. Ki filmde bize ellerinde olmayan nedenlerden çocuğu kapsüle koyup dünyaya yolluyorlar gibi anlattılar. Yalancı anne baba bir gün Krypton gezegenindeki evlerindeki kooperatif evi oturuyorlar. Anne babaya diyor ki ya bey biz bunu doğurduk ama bu durup dururken uçuyor. Gece uyurken ikisi eliyle bizi havaya kaldırıyor. Geçen beni uykuda fırlattı, duvara çarptım. Biz bu çocukta kurtulalım ya. Baba diyor ki ya hanım sen nasıl anasın? Çocuk da olsa ya bu bizim evladımız. Kadın diyor ki bey bu yarın bir gün büyüyecek, serpilecek. Bu kalkınca aynı anda kaç karı bir düşün başımıza iş alırız. Baba diyor ki tamam hanım ikine öldüm. Ondan sonra kooperatif evinde karar veriyorlar. Krypton gezegeninde bunların yazık 12 taksit kredi kartını aldıkları bir uzay kapsülü var. Ona koyuyorlar bebeği, tamam mı? Babası diyor ki evlat kendine iyi bak. Bundan sonraki yüzyılda dünyada sana bir halojen bir şey verdim görüntü. Orada seninle konuşacağım. Anne diyor ki ya bey boş işlerle uğraşıyorsun ya. Senin evlat kere nereden dünyaya getirdim seni diyor. Pıs düğmeye basıyor. Pıs yolluyor abi. Pıs diye fırlıyor. Mekik uzay boşluğuna giriyor. Falan falan gidiyor. Bizim atmosfere giriyor. Falan. Düşüyor bir tarlaya. O esnada da bir Amerikan çiftçisi tarlasını sürüyor falan. Kadın bir bakıyor. Ulan nedir? Robert diyor ki kocası. Lan ne oldu hanım? Ya tarlaya bir şey düştü. Koşuyorlar bakıyorlar. Böyle bir mekik. Uzay kapsülü. Bizdeki arı kesicileri var ya tüp böyle onun beyni dışı. İçine bir geliyorlar lan bir tane şey. Yanıyor. Atmosferden geçti. Tam 9 milyar ışık yılı geldi. Öyle el sürülür mü? Fırından çıkardın tepsiye dokunamıyorsun. Hayret bir şey. Amerikan hemen tıs basıyorlar hiç elleri yanmıyor. Puf diye açılıyor. İçeride bebek. Robert ulan akıcık ulan ne tatlı bir şeysin falan derken bebek pfff diye fırlıyor havaya. Robert lan ne oluyor falan derken tık ayağından yakalıyor bebek. Lan sen neyin peşindesin diyor.
Bebek diyor ki lan bırak ben uçacağım falan. Lan ne biçim insansın sen? Tövbe aşağı bunun içine üç harfli girmiş. Bebek diyor ki lan bıraksana uçacağım lan ben uçacağım. Lan senin diyor şimdi biz bunu sebil sübiye sokağa da atamayız. Lan adam ol falan diyor. Ay yara bıçağılıyor. Bebek yerde. Bebek kafasını kaldırıyor. Hani bir ara gazetelere çıkmıştı sakallı bebek onun gibi. Senin diyor üvey baba adam diyor ki bura dünya oğlum. Burada uçan falan. Ondan sonra yıllar geçiyor geçiyor. Bir gün bizim serpiliyor. Böyle aynanın karşısına kendine bakıyor. Saçları yana tarıyor böyle buraya düşüyor. Oo ne kadar oldum falan diyor. Dolabı açıyor babasının. Şimdi Robert üvey babası aslında Amerika'da üniversitede bir pompon erkek. Bunun kostümünü buluyor. Mavi tay tıkıyor. Bunu da giyiyor tamam. Önden sonra ulan ben biraz uçayım diyor. Bir iki idmandan sonra bu içe alışıyor uçmaya. İş ara lan diyor babası. Bütün gün saça jöleyi vuruyorsun. Boş boş evde oturuyorsun. Biraz bir şey yap ekmek getir lan. Ölüyoruz geberiyoruz Texas açlıktan. Çocuk der ki lan tamam. Hala bak diyor ya istesek serçe parmağımızla dünyayı kaldıracağız. Üvey babadan fırça yiyoruz. Çıkıyor iş arıyor falan filan derken gazeteye bunu alıyorlar. Biz zannediyoruz ki bu muhabir. Ya bunu kim muhabir alır ya? Bunu işte çay, kahve, çorba onlara koştursun diye alıyorlar. Giriyor şirkete falan. Ulan bir gazete haberi Lex Luthor dünyayı ele geçirecek. Ulan bu Lex Luthor kimdir falan diyor. Böyle bir telefon kulübesine giriyor. Sanki üstüne vazife. Babasının o şey var ya altta tighty. Onu böyle şşt diye yırtıyor. Ana burada se. Ulan se nedir? Cinin sesi. Bir kere bu böyle. Cimendir. Bunun orijinalinin adı Cimendir. Cimen önünü açıyor böyle. Şimdi ben seni Lex Luthor Cim diyor. Diye uçuyor. Gökte uçuyor falan derken Lex Luthor evinde böyle ulan diyor. İçim daralıyor ya. Biri gelecek dünyayı ele geçirme planım el. Falan derken diye uçarken. Bu ses nedir? F-16'm uçuyor derken kafayı kaldırıyor. Ha Superman. Ama Superman gökte uçuyor. Havanın sürtünme katsayısından kazık gibi olmuş. Şu hava sürttükçe insanın falan filan derken bu aşağıda Lex'i görüyor. Lex bunu yukarıda görüyor. Senin diyor Superman diyor ki seni aşağıya inince göreceksin terbiyesiz. Fuu aşağıya iniyor. Tak ayaklarının üstüne konuyor. Aha böyle bak. Diye geliyor. Hayırdır hemşerim diyor. Neyin peşinde koşuyorsun? Lex diyor ki sen buralarda yanısın galiba aslan. Superman diyor ki lan akıllı lokma. Bak tükürsem göğsünden girer yemin ediyorum sırtından çıkar. Lex Luthor evet şöyle çıksa olurdu ama bu elimdeki kripton taşını bir çıkar Superman. Lex Luthor diyor ne oldu aslan? Biz Superman cimen oğlum falan diyor. Alıyor kriptonu çeviriyor bunun taydı. Çık bir küçük kesik plak diye. Superman böyle bir şey oluyor. Oo, ulan ne kadar güzel oldu. Oo, vallahi Superman'dim. Cimen oldum, şimdi de Totişmen olabilirim. Ay böylesi daha rahat. Aman boş ver canım sıkıldım zaten falan diyor. Lex Luthor diyor ki ana hele bak Allah belanı vermesin. Ulan yakışır ana laşına bak falan derken Lex Luthor'un böyle Afro Amerikalı bir yardımcısı var. Zeballah 2 metre. Adamın boyu 2 metre, 3,5 metre. Diyor ki Lex müsaaden varsa şunu ben bir affedersin. Lex diyor ki yürü ya bundan sonra bize bacı düşer falan filan derken o bölümden beri Superman filmi çekemiyorlar. Çünkü Superman Amerika'da striptiz kulüpte dansçılık yapıyor. Boruya tutunuyor. Sen dövmez. Hadi açıklattınız. Ne oldu lan Amerikan sineması, Hollywood sineması? Yalanınız göğe çıkıyor, uçuyor 500-600 kilometreyle saçı bozulmuyor. Nasıl bir jöle sürüyorsun da saçın bozulmuyor? Ha? O tight hiç mi kaçmıyor? La yalan konuşuyorsun oğlum. Bu pelerin ne ulan? Pelerin, karı gibi pelerin uçuyorsun. Bu tek kol ne? Çünkü bu tek kolla uçuyor, bu eliyle de karıştırıyor. Arada da tight kaçıyor, onu çıkarıyor.
İki kere iki dört. Yere bir konuşu var pet diye. Ne oldu? Ayağında kırmızı çizme. Ya bırak Allah'ını seversen ya Superman, Superman. Superman'miş. Superman. Bunu yollamışlar. Merhaba, ben Melika. Öpeceğim ben sizi, öp. Sararım, sarar. Sararım bana, sarar. Öyleyse, let's go to party. Vur, dur, vur, dur, rakibini düşürüyor. Sana bana atmayın, adam adamın ciğerini sökerim ha. Oto yıkama özel sayfası başlıyor. Hulpum! Ya ya, en güzel ya ya, en güzel ya ya, en güzel. Ya ya iki kere diyor. Ay Haşmet bir gelmedin yukarı be. Bir gelmedin yukarı sen. Benim neyimi izliyorsun sen? Haşmet. Mikrofonu elinde tutuşun, sahne şovun, dansların gerçekten çok güzel. Bunu komşuya sor artık bittim bittim be ya bu da can be ya bu da can be ya. Kalem bıyık yapacağız ince bıyık yapacağız. Dilsiz oynuyorum bu. Neydi bir daha kapanış? Ya 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 en güzel ya ya en güzel ya ya. Seni seviyorum. Ya biz gülmesek çok iyi olacak. Allah belamı versin Şaban abi. Kurban olsun. Boşuna bu aşk biter mi böyle?
arkadaşın esmer bomba. Sen benim asla umrumda olamazsın çünkü ben bronka. Dünyanın en büyük starıyım, senden bana gelecek her mesaj anında. Suminir, sen aslında hipsin, bense bombayım. Çünkü herkes cebindeki keş kadar konuşur değil mi? Are you money? Are you money? Yani sende para var mı diye soruyorum. Çünkü bende balya balya dolarlar.